Evet arkadaşlar, Safşir'den, Cumhuriyet dönemi Safşir'inden Ahmet Tanpınar'ı halletmiştik. Ahmet Muhyip Duran'ı hallettik. Cahit Sıkı Tarancı'yı hallettik. Asaf Ali Çelebi'yi hallettik. Necip Fazıl Kısakürü'yü hallettik. Bir cümle kurmuştuk. Yedi meşaleciler çoğu yönüyle saf şiircidir demiştik. Şimdi yedi meşaleciler. Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur. Bak! Bir edebi okul akım değildir. Topluluktur. Edebi okul ya da akım olabilmesi için kendisinden sonrakiler tarafından takip edilmesi lazım. Bunlar kendileri bile devam ettirmiyorlar. Bir tek Ziya Osman Sabah burada kalıyor. Arkadaşlar, kahramanlarımız kimlerdir? Cevdet Kudret Solok, Vasif Mahir Kocatürk, Ziya Osman Sabah, Sabri Esat Siyavuşkin, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray'dır. Bunlardan Kenan Hulusi Koray şiirle ulaşmamıştır. Sadece hikaye ve roman yazarıdır. Bak, baş harfleri dikkat eder misiniz? Biz şöyle diyelim, ceviz saymak. Demek ki bunları ceviz saymak olarak kodlayabiliriz. Tamam. Şimdi önerilen isimler. Biri dedi ki ismi Pleiad olsun. Biri dedi ki yedi kollu Şam'dan. Biri dedi yedi dağın çiçeği. Biri yedi veren gülü. Ama tabii ki ne kabul edildi? Yedi meşale. Yedi meşale ismini öneren de Sabri Esat Siyavuşkil'dir. Bunlar bakın Meşale isimli bir dergi çıkarttılar. Derginin adı Meşale. Yedi Meşale de şiir kitabının ismi. Bak testlerde bunu karıştırmayın. Bunu karıştırmanız için ellerinden geleni yaparlar. Bak Meşale dergi, Yedi Meşale şiir kitabı. Dergi tek kelime, şiir kitabı iki kelime oradan çıkarır. Meşale tek kelimelik dergi, Yedi Meşale şiir kitabı. Dergide arkadaşlar milli edebiyatçıların ve milli edebiyatçıların yanında beşericilerin aynı ekolün yurt sevgilerini samimi bulmazlar. Yapmacık budurlar, lafları da bunadır. Ve Yedi Meşale adlı şiir kitabının ön sözünde şiir görüşlerini açıklarlar. Ve şiir görüşlerini ve onun ön sözün yazarı da Yaşar Nabi'dir. Demek ki arkadaşlar Yaşar Nabi Nayır şiir görüşünü açıkladı ekolün, Sabri Esat da ismini verdi. Şimdi şiir görüşlerine bakalım. Şiirde canlılık, samimiyet, içtenlik ararlar. İşte beşericilerin yapamadığı, biz yapacağız derler. Sanat için sanat derler, bir saf şiire götürür. Beşericileri sıradan Ayşe Fatma edebiyatı yapmakla suçlarlar. Siz sıradan şiir yazıyorsunuz, Ayşe Fatma edebiyatçısınız derler. Topluluk dağılınca bir tek ilkelere bağlı kalan Ziya Osman Sabah'dır. Ve saf şiir sürekli diyoruz. Parnasizm, sembolizm, empresyonizm bakımından etkilenirler. Zaten sembolizm ve devam empresyonizm saf şiirin göstergesidir. Mükemmelliyetçilik de parnasizmdir. Şimdi bu yedi kişiyi tanıyalım. En önemlisi Ziya Osman Sabah'ı tanıyalım. Arkadaşlar saf şiir akımından etkilenir herhalde. Ve ölüme karşı teslimiyetçidir. Cahitlik'teki ölüm korkusu yoktur. Ölüme heyecanla yaklaşır, mutlulukla bakar. Ve ev içi şiirler yazar. Ev içi şiirler, evler şairi Behçet Necatigil'de de karşımıza çıkacaktır. Tamam mı? Geldik. Ev, aile, sevgisi, geçmişe özlem, Allah'a bağlılık, küçük şeylerden mutluluk vardır. Şiirlerinde ece üstünü kullanır. Yunus Emre ve Mevlana tasavvufu da onda mevcuttur. Zaten ölüme karşı yaklaşımı zaten bunu gösterir. Tamam. Şiirleri. Sebil ve Güvercinler şiir kitabı. Geçen zaman nefes almak. Neymiş? Bir, Sebil ve Güvercinlermiş. İki, geçen zamanmış. Üç, nefes almakmış. Sebil ve Güvercinler, geçen zaman, nefes almak. Hikayeleri. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi. Neymiş? Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi. Değişen İstanbul. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi. Değişen İstanbul. Anlaştık. Yaşar Nabi Nayır. Yaşar Nabi Nayır Varlık Dergisi'nde ünlüdür. Ve Varlık Dergisi'nde Türk Edebiyatı'na Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov'u tanıtmıştır. Yani Orta Asya'daki Türk sanatçıları tanıtmıştır.
Şiirleri onar mısra kahramanlar. Roman Adem ile Havva, hikaye Sevi Çıkmaz. Ve tiyatro Mete, bir kadın söylüyor köyün namus. Özellikle şiirleri. 1. Onar mısra 2. Kahramanlar. Roman Adem ile Havva, öykü Sevi Çıkmaz'ı, tiyatro Mete, bir kadın söylüyor köyün namusu. Hadi bakalım. Şiirlerini istiyorum. Onar mısra kahramanlar. Roman Adem ile Havva, öykü Sevi Çıkmaz'ı, tiyatro Mete, bir kadın söylüyor köyün namusu. Cevdet Kudret Solok, Behçet Necatgil Cevdet Kudret için hakkı yenmiş şairdir der. Yani yerini tam bulamamış, önemini tam alamamış der. Ders kitapları ve araştırmalar ile de ünlüdür. Bak, şiir. Birinci perde, roman, sınıf arkadaşları, havada bulut yok. Araştırma, inceleme, Türk edebiyatı, hikaye ve roman. Hadi bakalım, şiir. Birinci perde, roman, sınıf arkadaşları, havada bulut yok. Türk edebiyatında hikaye ve roman araştırması. Hadi bakalım. Şiir sayın. Birinci perde. Roman, sınıf arkadaşları, havada bulut yok. Araştırma, inceleme, Türk edebiyatında hikaye ve roman. Geldik. Vasfi Mahir Koca Türk. Edebiyat tarihi denince aklımıza gelen. Dergisi Divan'dır. Kahramanlık şiirleri yazmıştır. Ama ben ne diyorum? Edebiyat tarihi denince aklımıza gelen kişidir. Edebiyat tarihi. Şiirleri Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon. Tam bir kahramanlık. Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon. Tunç Sesleri. Arkadaşlar, burada bizim bileceğimiz ünlü şiir kitabı nedir arkadaşlar? Dur, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu adam denince akla araştırma ve incelemeleri gelir. Hele Türk edebiyatı tarihi muhteşem. Saz şiir antolojisi, Türk edebiyatı antolojisi, Türk nesir antolojisi. Bak, saz şiirinin antolojisini yapıyor. Türk edebiyatının antolojisini yapıyor. Ve arkadaşlar, Türk nesir düz yazı antolojisi yapıyor. Daha ne yapsın? Demek ki araştırmaları, incelemeleri ilk bilinecek olan. Sabri Esat Siyavuşgil. Bireysel şiirlerle ünlüdür ve psikoloji profesörüdür. Karagöz incelemesiyle daha ünlüdür. Bakın, şiir. Odalar ve sofalar. Tamam mı? Araştırma incelemesi daha önemli. İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul. Aks sanatı yapın. İstanbul'da Karagöz, Karagöz'de İstanbul. Şiirini alabilir miyim? Onar mısra, odalar ve sofalar, araştırma incelemeleri, İstanbul'da Karagöz, Karagöz'de İstanbul çıkması daha muhtemeldir. Muammer Lütfi Bahşi'ye bayılacaksınız. Neden? Çünkü hakkında eser bilmenizi gerektirecek bir şey yok. Aruz'dan Ece'ye geçmiştir. Yedi meşalecilerden ilk ayrılandır. Hatta yedi meşaleciler bittikten sonra da edebiyatla ilişkisi dahi kalmamıştır. Evet. Kenan Hulusi Koray. Gençler. Bu da yedi meşalecilerin hikaye ve sadece hikaye ve roman ile ilgilenen tek sanatçısıdır. Bakın, sadece hikaye ve romanla ilgilenmiştir. Korku ürperti hikayeciliğini başlatmıştır. Bak, önemli bir madde. Küçük hikaye tarzında ustadır. Yani Ferit Etki falan gibi küçürek hikaye değil. O kadar küçük değil ama biraz daha küçük. Şiirleri. Bir yudum su, bahar hikayeleri, bir otelde yedi kişi,
Son öpüş. Bir yudum su. Bahar hikayeleri. Bir otelde 7 kişi. Son öpüş. Bir daha. Bir yudum su. Bahar hikayeleri. Değil mi arkadaşlar? Bir otelde 7 kişi. Son öpüş. Roman. Bilinecek eseri romandır. Ben niye buraya şiir yazmışım? Bu hikaye olmalı. Şiirle ilgilenmiyoruz zaten. Hikaye. Bir daha sayalım. Bir yudum su. Bahar hikayeleri. Bir otelde 7 kişi. Son öpüş. Osmanovlarda ünlü neydir? Romanıdır. Bulgaristan'daki bir Türk ailesinin 3 oğlunu Osmanovlar bize ne yapar? Anlatır. Demek ki buradan Kenan Sukoray deyince neyi bileceksin? Osmanovlar romanını. Hikayeleri bir yudum su, bahar hikayeleri bir otelde 7 kişi ve son öpüş bizim bilmemiz gereken nelerdir? Hikayelerdir. Anlaştık? Demek ki biz bunlara hakim olalım. Bunların hepsini kafamıza ne yapalım arkadaşlar? Yazalım. Arkadaşlar buradan da hani ders notumuzda şöyle yazdıkları için onu söyledim. Buraya Kenan Uslu Koray'a şiir yazmışız ama Kenan Uslu Koray arkadaşlar şiirle ilgilenmedi. Bir yudum su, bahar hikayeleri, bir otelde 7 kişi ve son öpüşü şiir değil hikaye olarak lütfen ne yapmanızı istiyorum arkadaşlar? Düzeltmenizi istiyorum. Anlaştık? O zaman arkadaşlar bu haftalık, daha doğrusu bugünlük bu kadar video yeter. Çünkü arkadaşlar sadece bugün artık yani 12-13 video oldu. O zaman arkadaşlar bir sonraki hafta sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Buyurun.